Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Arkeologlar Derneği'nin hesabını hocam. Hoş bulduk. Çok mutlu Hocam oldum. sizleri aramızda görmek bize çok büyük onur sağlıyor. Teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Çok mersi. Hocam isterseniz çok şey geçmeden başlayabiliriz. Biraz geciktik zaten eğer isterseniz. Efendim, duyamadım size en son cümlenizi. Hocam çok vakit kaybetmeden isterseniz başlayabiliriz. Evet, başlayabiliriz. Bu akşamki konumuz sizinle de daha önce görüştüğümüzde sapladığımız gibi Anadolu'nun özel bir coğrafyası olan Doğu Anadolu'da arkeoloji yapmak üzerine konuşacağız demiştik. Ben de yaklaşık 20 yıldır Doğu Anadolu arkeolojisiyle haşır neşirim. Aynı zamanda Doğu Anadolu'da yaşıyorum. Kendim İzmirli olmama rağmen son 20 yılım yoğun bir şekilde Doğu Anadolu'da geçti. Gerek arkeolojik çalışmalarım açısından, gerekse akademik ve bulunduğum şehir ve yaşadığım bölge ve aynı zamanda da eğitimimi ve iş görevimi yerine getirdiğim coğrafya tamamen Doğu Anadolu oldu. O nedenle bu coğrafyaya kendimi daha fazla ait hissediyorum ve bu nedenle de bu coğrafyanın arkeolojisine ve bu bölgedeki çalışmalara ayrı bir ehemmiyet veriyorum. Ve bununla bağlantılı olarak da bu bölgedeki arkeolojik sürecin geçmişi nasıldır, neler yapıldı bunlara dair bu akşam konuşalım istedim. Sizi de Çok uygun sevindim görürsünüz. sizden. Çok kısa sürede biraz bir sunum yapıp arkasından belki soru cevap şeklinde daha verimli olacağını düşünüyorum. Muhakkak dinleyicilerimizin de bize yönelik soruları vardır diye düşünüyorum. O yüzden isterseniz o şekilde bir konsept belirleyebiliriz sohbetimize. Olabilir hocam. Siz nasıl takdir edersiniz? Görürseniz öyle başlayabiliriz. İsterseniz ben başlayayım kısaca. Tabii Şimdi ki hocam. biliyoruz ki ülkemiz aslında her zaman bize ta ilkokul yıllarından beri öğretilen bir unsur vardır. Anadolu coğrafyası doğuyla batı arasında her zaman bir köprü görevi görmüş bir coğrafya. O nedenle de her dönemde tarih süresince birçok uygarlığa, birçok halka, birçok medeniyete hem ev sahipliği yapmıştır hem de onların bir geçiş güzergahı olmuş durumunda. Bu coğrafyanın içerisinde her bölgenin kendine göre çok ayrı özellikleri ve dinamikleri var. Ona göre farklı özellikleri bulunmakta. Bunun içerisinde Doğu Anadolu coğrafyası çok ayrıcalıklı bir konuma sahip benim öngörüme göre. Onun da farklı olmasının sebebi öncelikle bulunduğu lokasyon çok önemli. Bu lokasyona baktığımızda Antik Yakın Doğu'nun birçok önemli kültür bölgesine doğuda Kafkasya ve İran, güneyde Mezopotamya ve hemen iç kesimde İç Anadolu ile bağlantılı Batı dünyasına açılan büyük bir pencere pozisyonunda bulunduğu coğrafya. O nedenle Doğu Anadolu her zaman bu bölgelerin arasında çok ciddi bir geçiş güzergahını oluşturmuştur. Öncelikle Doğu Anadolu coğrafyasının genel özelliklerinden, coğrafya özelliklerinden bahsetmek gerekirse çok zorlu bir coğrafya. Hepimizin bildiği gibi bu zorluğun da temelinde sahip olduğu engebeli ve zorlu jeolojik koşullar geliyor. Bunların en önemlisi de yükseklik. Bu bölgede çok önemli dağ sıraları bulunmakta ve bu dağ sıralarının içerisinde uzanmakta olan vadiler, nehir vadileri veya depresyon alın dediğimiz çukurluklar bu bölgeler için çok önemli bir yaşam alanı oluşturmakta. Özellikle bu dağların yükseklikleri 3000 metreye yaklaşıyor ve bu derin vadiler içerisinde yaylalar, platoluk alanlar ve akarsu vadileri bulunmakta. Bu özelliğiyle coğrafya her zaman için bu bölgedeki insanlara çok zorlu bir yaşam koşulu dayatıyor. Ama bu zorlu yaşam koşulunu birçok uygarlık kendine bir avantaj durumuna dönüştürebilmekte ve bu avantaj durumuna dönüştürüldüğünde de bildiğimiz gibi arkeolojik anlamda çok ciddi bir popülasyon, çok ciddi bir renklilik oluşturmakta. Aynı zamanda Doğu Anadolu ülkemizin çok önemli büyük bir bölgesi, topraklarının beşte birini oluşturuyor. Ve bu beşte birlik kısım nedeniyle de çok aslında arkeolojik potansiyeli çok yüksek ve kendi içerisinde çok değişik bölgeler ayrılıyor. Aslında coğrafyacıların yaptığı ayrım, biz arkeologların yaptığı kültürel coğrafya ayrımıyla da bir nevi örtüşüyor. Çünkü coğrafyacıların yaptığı ayrıma göre dört temel bölge var Doğu Anadolu'da.
Bunları çok güneyden kuzeye doğru veya doğudan batıya doğru sayacak olursak, öncelikle Yukarı Fırat Havzası'nı oluşturan bir bölgemiz var. Onun arkasından Erzurum-Kars bölgesi oluşturuyor. Diğer bölgemiz ise Van-Muş bölgesi olarak biz arkeologlar daha çok bunu isimlendiriyoruz. Coğrafyacıların kullandığı terminoloji biraz daha farklı. Bir de onun dışında Dağlık Hakkari yöresi bulunmakta. Bu dört ayrım, temel ayrımdan oluşan coğrafya biz arkeologlar için de aynı zamanda dediğim gibi bir kültür coğrafyasını oluşturuyor. Ve biz bu arkeolojinin arkeoloji olarak da bölgesel arkeoloji bazında da bu coğrafi kriterleri dikkate alıyoruz. Bu anlamda coğrafyanın genel özelliklerinden bahsettikten sonra çok kısaca isterseniz arkeolojik geçmişi ve arkeolojik araştırmalara dönük de kısa temel bilgiler vermek istiyorum. Bu anlamda, tabii hocam, memnuniyet duyarız. Evet, bu anlamda öncelikle Doğu Anadolu'daki arkeolojik araştırmaların tarihsel süreci aslında Anadolu'nun diğer bölgelerindeki arkeolojik tarihsel süreçten çok farklı değil. Yani hemen hemen benzer bir konsept içerisinde ilerliyor. Ve benim şahsi görüşüm, Doğu Anadolu'daki arkeolojik araştırmaları dört temel döneme ayırabiliriz. İlk önce benim yaptığım araştırmalara göre en erken araştırmalar adı altında bir başlık oluşturabiliriz. Bu en erken başlık içerisinde Doğu Anadolu'ya gelmiş, Doğu Anadolu'dan bir şekilde yolu geçmiş ilk seyyahlar, ilk gezginler, ilk misyonerler, bu anlamda belki de ilk arkeolojik araştırmaları yapan grup olarak kabul edilmek durumunda. Çünkü baktığımızda gerçekten bu süreç hemen hemen 18. 19. yüzyıllarda başlıyor. Ve gördüğümüz araştırmaların içerisinde bölgede belli başlı noktalara, belli başlı destinasyonlara yönelik bir yoğunluk söz konusu. Burada şöyle bir ayrım yapabiliriz. Öncelikle biraz da o dönemde Avrupa'da ortaya çıkan ve büyük bir ilgi ve dikkat çeken oryantalizm veya oryantal dünyaya, doğu dünyasına olan hayranlık belirleyici oluyor birinci etapta. Ve ikincisi de dinsel metinler veya dinsel efsaneler de bu anlamda çok belirleyici oluyor. Ve bu coğrafyaya gelen ilk gezginler, ilk seyyahlar belirli noktalara gidiyorlar. Bunların başında neresi var? Tabii efsanelere de konu olan Ağrı Dağı bunlar için önemli bir nokta. Onun dışında yine Kars şehrindeki Ani harabelerinin bulunduğu nokta da çok önemli bir ilgi ve araştırma alanı oluyor o dönem araştırmacılar için veya o dönem gezginler için. Onun dışında da üçüncü önemli bir lokasyon ise Van Gölü Havzası'nın etrafında bulunan Urartu medeniyetine ait olan kalıntılar çok dikkat çekici oluyor. Ve baktığımızda gerçekten de bu noktalara dönük ilk araştırmalar, ilk gezginler tarafından dikkatli bir şekilde kaleme alınıyor veya ne bileyim gravürler çiziliyor, hakkında seyahatnameler yazılıyor. Ama bunların hepsinden öte biz Urartu araştırmaları kapsamında olaya baktığımızda bu sürecin çok daha eskiye gittiğini görüyoruz. 18. 19. yüzyıldan daha eskiye gittiğini görüyoruz. Çünkü milattan sonra 5. yüzyılda yine Corneli Moses diye tanıdığımız, bildiğimiz ünlü bir tarihçi ilk Urartu ile ilgili ve Urartu medeniyeti ile ilgili veya Urartu kalıntıları ile ilgili diyebileceğimiz kalıntılar hakkında bize ilk önemli bilgileri veriyor. Tabii ama o da önemli. Çok daha farklı bir şekilde Mezopotamya uygarlığının bir parçası olarak bize bunları lanse ediyor. Hatta ünlü Babil kraliçesi Semiramis'in adıyla da bu bilgileri bize aktarıyor. Daha sonra yine bu bilgiler doğrultusunda bölgeye daha fazla bir ilgi ve alaka çoğalıyor. Ve bu noktada da hepimizin bildiği gibi bazı önemli isimler, işte bunların arasında Lynch, Lehmann, Haupt, Schulz veya Texier gibi hepimizin tanıdığı, bildiği önemli Anadolu'yu boydan boya gezen ve önemli Anadolu hakkında bize ilk bilgileri veren kişiler ile beraber Anadolu Anadolu'daki ilk araştırmalarda başlıyor. Ama tabii bunların arkeoloji dünyasında arkeolojik araştırma mıdır, değil midir tartışması hala devam ediyor. Ama benim şahsi görüşüm, evet, bunlar aslında ilk basit surveyleri yapan araştırmacılar ve ilk bir şekilde bölgenin kültür envanterini bize yansıtan figürler olarak karşımıza çıkıyor bu önemli şahsiyetler. Ve bunların açtığı yoldan da arkasından hemen zaten çok sistematik olmasa da ilk arkeolojik araştırmalar başlayacak biliyoruz ve araştırmaların büyük bir yoğunluğunu
doğal olarak Doğu Anadolu deyince aklımıza gelen ilk önemli uygarlık Urartularla beraber paralel bir gelişim izlediğini göreceğiz. Nitekim zaten 1800'lü yılların ortalarından itibaren bu bölgede ilk araştırmalar veya 1800'lü yılların sonuna doğru ilk araştırmalar ve kazılar başlıyor. Bu anlamda ilk önemli ve çok anahtar yerleşim durumunda olan Van'daki Toprak Kale yerleşimi veya Toprak Kale Urartu Merkezi bu anlamda kazıların odak noktası oluyor ve burada bir dizi araştırmacı gelip kazılar yürütüyor. Ve daha çok da bu dönemde batıdan gelen Fransızlar, İngilizler ve onun dışında yine bu dönemde bölge Rus coğrafyasına çok yakın biliyorsunuz. Rusya'dan gelen araştırmacılar Toprakkale merkezde olmak üzere çok önemli kazılar yapıyorlar. Ama bu kazılarda hiçbir zaman sistematik ve bizim özlediğimiz anlamda arkeolojik boyutlu kazılar değil. Bunlar bir nevi definici mantığıyla yapılmış ve tarihi eser bulup yurt dışına kaçırmaya yönelik olan çalışmalar olarak kabul ediliyor ama ne yazık ki bütün coğrafyalarda olduğu gibi, bu sadece Anadolu coğrafyasına da özgü değil biliyorsunuz. Bunu Mısır'da yaşadı, bunu Mezopotamya toprakları da yaşadı veya Yunanistan'da, İtalya'da bu süreci yaşadı. Bu şekilde yağma temeline dayalı bir mantıkla Doğu Anadolu'daki ilk kazılar Urartu merkezli olarak devam edip gidiyor. Ve bu süreç dediğim gibi yaklaşık 1900'lü yılların başlarına kadar bir şekilde devam ediyor. En son işte 1910'lu yıllarda Toprakkale'de yine Orbelli'nin yaptığı kazılarla beraber bu süreç neredeyse erken dönem diye tanımladığımız süreç sona erecek. Ve çünkü ondan birkaç yıl sonra 1930'lu yıllardan itibaren yeni bir dönem başlayacak Doğu Anadolu arkeolojik araştırmalarında. Ben bunu çalışmalarımda da Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet dönemini izleyen süreçteki Doğu Anadolu arkeolojisinin durumu ve arkeolojik araştırmaları başlığı adı altında almayı tercih ettim. Bu süreç dediğimiz gibi 1930'lu yıllarda başlıyor. Aslında bu konuda önemli çalışmalardan biri biliyorsunuz. Türk arkeoloji tarihini kapsamlı ve güzel bir şekilde ortaya koyan Mehmet Özdoğan hocamız bu bölgede daha doğrusu Türk arkeoloji tarihinde Cumhuriyet dönemini her bölge için, sadece Doğu Anadolu için, genel için bir dönüm noktası olarak kabul ediyor. Çünkü biliyorsunuz 1930'lu yıllardan itibaren yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti arkeolojiye, Ulu Önder Atatürk'ün de direktifleri doğrultusunda arkeolojiye özel bir önem ve değer verdi. Ve bu nedenle de arkeolojik kazılar bu anlamda bir ivme kazandı. Özellikle Orta Anadolu'daki Alacaöyük gibi kazılarla başlayan süreç Doğu Anadolu'ya yansımaları da doğal olarak oldu. Ama bu tabii bir 10 yıllık süreci belki aldı. Çünkü 30'lu yıllarda çok kapsamlı Türk Tarih Kurumu'nun veya Türk Arkeolojisi'nin büyük projeleri yok 30'lu yıllarda belki ama hemen 40'lı yıllarda biliyorsunuz bulunduğum bölge hem de aynı zamanda doktora konumdur. Bence de Türk arkeolojisinin çok önemli bir ismi Hamit Zübeyir Koşay'ın çalışmalarıyla beraber Doğu Anadolu'daki arkeolojik çalışmalar aslında tam anlamıyla bence başlıyor. Ama ondan önce tabii yine bir grup yabancı araştırmacının projeleri var bölgede bildiğimiz gibi. 30'lu yılların başında Malatya'da Deleport'un Aslantepe kazılarını hemen sayabiliriz. Onun dışında yine 1930'lu yıllarda Van yöresinde Tilki Tepe'deki kazılar var bu kapsamda sayabileceğimiz. Hepsi bunların aslında o dönemde Cumhuriyet dönemi sonrası veya Cumhuriyet dönemini izleyen süreçteki arkeolojik projeler olarak kabul edebiliriz. Tabii bu dönemde yine bence Türk Tarih Kurumu adına bölge arkeolojisi hakkında veya bölge daha doğrusu prehistoryası hakkında ilk ipuçlarını veren önemli bir kimlik var. Hepimizin yine önemli saygıyla yad etmesi gereken bir isim. Kılıç Kökten değerli bir isim. Bu bölgedeki ilk prehistorik kazıları yapıyor. Bayburt'tan Kars'a kadar birçok coğrafyayı çok ince detaylı bir şekilde araştırıyor. Hatta bazı yerlerde Sivas'tan Kars'a kadar birçok yerde küçük çaplı sondajlar yaparak hem bölge arkeolojisine dönük hem de bölge prehistoryasına dönük ilk bilgileri bize sunmaya başlıyor. 1930'lu ve 40'lı yıllar bu şekilde geçtikten sonra 50'li yıllara geldiğimizde bölge arkeolojisi aslında bu anlamda biraz daha durağanlaşıyor. Çünkü özellikle Cumhuriyet'in verdiği ivmeyle hızla gelişen bu bölgesel gelişme süreci veya bölgesel arkeolojinin bir sıçrama süreci olarak tanımlayabileceğimiz süreç
bir süre sonra biraz daha durağanlaşıyor. Ama 50'li yıllarda da önemli çalışmalar var. Özellikle Erzincan'daki Altıntepe 1930'lu yıllardan itibaren bölgeden malzeme geliyor ve farkındalık yaratıyor Altıntepe merkezi olarak. Ama burada 50'li yılların sonuna doğru yine ünlü arkeoloğumuz, saygıyla yad edeceğimiz Tahsin Özgüç Hoca burada uzun süreli bir kazı projesi başlatıyor. Daha sonra da onu biliyorsunuz yine bizim üniversitemizin değerli hocalarından Mehmet Karosmanoğlu bugün hala devam ettiriyor o projeyi. Yine 50'li yıllarda saymamız gereken bir diğer önemli çalışma ise Anadolu Arkeolojisi'ne bence önemli hizmet etmiş. Hem Doğu Anadolu için özellikle çok önemli işler yapmış olan Charles Burney, o dönemdeki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün kapsamında Doğu Anadolu'daki ilk sistematik kabul edilebilecek survey yapıyor ve bölge arkeolojisinin ve kronolojisinin hatta temellerini bu projeyle örebiliyor Charles Burney değerli bir isim olarak. 50'li yıllar bu şekilde devam ettikten sonra 60'lı yıllara geldiğimizde 60'lı yıllarda ise gerçekten Urartu arkeolojisi için bence dönüm noktası olan bir süreç. Urartu arkeolojisi ve kültürüne dönük araştırmalar bir patlama yapıyor. Bu dönemde dediğim gibi özellikle Van Gölü civarında, Van Gölü havzasında Toprak Kale'yi tutun, ondan sonra Van'daki Ernis'te ve Çavuştepe'de yine önemli bir figür Urartu arkeolojisi açısından. Afif Erzen Hoca büyük işlere imza atıyor. Hatta bu dönemde biliyorsunuz Van'da İstanbul Üniversitesi adına Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi, ki hala faaliyetini devam ettiriyor, bir merkez kuruyor ve bu merkez sayesinde hem Doğu Anadolu Arkeolojisi hem de aynı zamanda Urartu Arkeolojisi çok önemli bir merkez üsse kavuşuyor. Ve bu şekilde 60'lı yıllar devam ediyor. Ama bu dönemde Van Gölü ve civarında Van Havzası'nda çalışmalar yürütülmüyor. Aynı zamanda biraz daha kuzeyde özellikle Ars civarında, Ağrı civarında bazı önemli projeler var. Mesela Patmos'taki Azlavur Tepe kazılarını Kemal Balkan yürütüyor. Onun dışında yine Kemal Balkan'ın Ani'de ve Iğdır'daki önemli bir yerleşim olan Melekli Höyüğü'nde de ufak tefek çaplı çalışmaları ve araştırmaları var. 60'lı yılların ortalarından itibaren ise Bitlis'te Kef Kalesi'nde Baki Öğün ve Emin Bilgiç'in kazılarını sayabiliriz. Ve aynı yıllarda biraz önce ifade ettiğimiz ilk survey'i yapan, sistematik survey yapan Charles Burney, tek sezonlukta olsa çok önemli verilerin elde edildiği Muş'ta Kayalıdere'de bir sezonluk kazı yürütüyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kurumu olan, bugün hala önemli işlere hizmet ediyor, birçok projemize destek olan Türk Tarih Kurumu, o dönemde Amisu Bey Koşa ile beraber Erzurum'da 40'lı yıllarda ilk kazılara başlıyor. Biliyorsunuz 42 yılında bir sondajla bu proje başlıyor. Daha sonra Koşay'ın Erzurum'daki maceraları devam ediyor 60'lı yıllarda da. Özellikle o dönemde ünlü bir filolog olan Avusturya kökenli Hermann Wery ile birlikte Erzurum yöresinde bir dizi proje yürütüyor. Önce 40'lı yıllarda Karaz'da bir kazı, daha sonra 60'lı yıllarda ise yine komşu yerleşimler olan Pulur ve Güzelova höyüklerinde de kazılar yürütüyor. Bu kazılar daha sonra 60-70 yıl sonra benim doktora konumu oldu ve ben bunları tekrar doktora malzemesi olarak değerlendirme ve çalışma yaptım. İsmini saygıyla yad ettiğim o dönemde yine kazıları yürüten Sagona'nın da desteği ve yardımıyla bu bölgedeki arkeolojik potansiyeli ve verileri tekrar değerlendirmeye çalıştık. Ve Koşay'ın bu dönemdeki 60'lı yıllardaki bu iki sezonunda iki ayrı yerdeki birer sezonlu kazıları hem Erzurum Kars bölgesinin hem de Doğu Anadolu'nun ve aynı zamanda da benim uzmanlık alanım kabul ettiğim o dönemde Karaz kültürü, daha sonra erken Transkafkasya kültürü ama geniş anlamda arkeoloji camiasında Kura Aras kültürü olarak bilinen kültürün de varlığını ve bu bölgedeki gelişim sürecini Hamit Sübeyir Koşay'ın bu Erzurum yöresindeki kazılarıyla daha net bir şekilde anlamaya başladık. Ve 60'lı yıllar dediğim gibi aslında bu şekilde sürecini tamamladıktan sonra 70'li yıllara geldiğimizde aslında arkeoloji dediğim gibi ülkelerin, bizim ülkemizin de yaşadığı sosyopolitik, sosyoekonomik koşullarla da şekillenen bir bilim dalı. Doğal olarak 70'li yıllar hepimizin bildiği gibi aslında
barajlar dönemi olarak biliniyor. Biliyorsunuz Keban'da başlayan bir süreç bu. Ve o yüzden de ben bu dönemi de 70'li yılları barajlar kurtarma kazılarının olduğu dönem olarak tanımladım. Ve Doğan Doğu Arkeolojisi'nde de bu da ayrı bir ivme, ayrı bir pencere açar. Ve arkeoloji açısından bence çok önemli bir süreçtir. Çünkü ilk defa camiamız ve arkeoloji bilimi kurtarma kazısı kavramıyla tanışıyor. Ve bu kurtarma kazısı kavramı dediğim gibi Keban kazılarıyla beraber bizim dünyamıza giriyor. 1960'ların sonunda surveylerle, yüzey araştırmalarıyla başlayan bu süreçte 70'li yıllar boyunca 80'lere kadar bölgede çok önemli kazılar yapılıyor. Keban projesi kapsamında, daha sonra Karakaya baraj projesi kapsamında. Bu süreçte belki de 20'ye yakın hatırladığım kadarıyla, buradan bazen sayılara bakıyorum, yüzlerce yerleşim tespit ediliyor. Bunların 20 tanesi sistematik olarak kazılıyor. Bunların birçoğu Elazığ bölgesinde, Altınova'da ve Aşvan Ovası'nda daha çok yapılıyor ve bu dönemde Yukarı Fırat Havzası olarak tanımladığımız, biz arkeologların Elazığ Malatya bölgesi olarak da tanımladığı bölgede 67-84 yılları arasında çok önemli arkeolojik projelere imza atılıyor ve Türk arkeolojisi için burası aslında bir de bir nevi okul oluyor. Burada bu kazılarda yetişen onlarca hoca daha sonra Türk arkeolojisi şekillenmesinde çok önemli hizmetler yapan değerli isimler olarak karşımıza çıkıyor. Ki burada bir sürü kazı var, hepsini tek tek saymam şu an mümkün değil zamanımız itibarıyla. Ve bu aslında barajlarla başlayan arkeoloji okulu kavramı bugün de devam ediyor. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da Ilısu projesiyle olsun ve onun dışında yapılan Kargamış Barajı projesiyle olsun hala devam ediyor. Ve bu okullarda yüzlerce öğrenci hala çalışıyor, hala istihdam imkanı sağlanıyor. Bu anlamda da biz kurtarma kazılarını bazen eleştirsek de bazen içimize sindirsek de bunlar bizim hayatımızın bir gerçeği. Bunlar arkeoloji hem çok önemli hizmetler etmiş olabiliyor hem de bazen de eleştirdiğimiz noktalara gelebiliyor. Bu okul dediğim gibi temellerini 60'lı yıllarda Keban'la atsa da bugün hala çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Tabii bu dönemde Yukarı Fırat Havzası dediğimizde muhakkak değinmeden geçemeyeceğimiz bir merkez. Bu bölgede hala Doğu Anadolu'da en uzun soluklu ve en önemli sistematik kazı olarak devam eden Arslantepe kazıları. 1930'lu yıllarda kazılar başlasa da sistematik kazılar İtalyanlar tarafından 60'lı yılların başlarında, 63'lü yıllarda başlıyor. Ve bugün Anadolu Arkeolojisi için bence çok çok önemli bir isim. Kendisini saygıyla anmak istiyorum. Marcello Frangipani'nin yönetiminde hala bu kazılar çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve biz Doğu Anadolu Arkeolojisi'ni ve benim de çalışma alanım olan Kura Aras Kültürü Arkeolojisi'ni biz hala Aslantepe üzerinden nevi yazıyoruz. Çünkü bölgede şu an dediğim gibi sistematik devam edebilen tek öyük kazısı burası. 70'li yıllarda onun dışında dediğim gibi Yukarı Fırat Havzası'nda barajlarla beraber kazılar devam ederken diğer yandan Van Gölü civarında da, Van Havzası veya Urartu coğrafyasında da araştırmalar devam ediyor. Yine bu dönemde Afif Hoca'nın çalışmaları ve projeleri var. Yine o dönemin genç araştırmacıları olan, benim de aralarında saydığım Altan Çingiroğlu hocam, Veli Sevin, Taner Tarhan hoca ve Tay Belli hocaların da ilk çalışmaları ve projeleri başlıyor, surveyleri başlıyor ve bu projeler 80'li 90'lı yıllarda da artarak devam edecek. Ve o dönemde de dediğim gibi 70'li yıllar bu şekilde sürecini tamamlıyor. 80'li ve 90'lı yıllara geldiğimizde yine ağırlık ve sistematik merkezi Doğu Anadolu Arkeolojisi'ndeki araştırmaların yine Urartu coğrafyası. Urartu coğrafyasında önemli projeler yürütülüyor. Benim de Doğu Anadolu'daki ilk arkeolojik kazılarla tanıştığım kazıdan Dilkaya kazısı bu dönemde başlıyor. 80'lerin ortalarında başlıyor Altan Çingir Hocam'ın vasıtasıyla ve ilk bölgedeki sistematik höyük kazısı durumunda. Onun arkasından Veli Sevin Hoca'nın ve onunla beraber çalışan Aynur Özfırat Hoca'nın projeleri ve çalışmaları var Karagündüz Höyüğü'nde. O tabii biraz daha geç başlıyor Dilkaya'yla kıyasladığımızda. Yine 80'li yıllarda Oktay Belli Hoca'nın yine projeleri var. Özellikle bölgede yaptığı yüzey araştırmalarıyla hem Urartu sulama sistemleri üzerine hem de Urartu madenciliği ve metalciliği üzerine önemli çalışmalara imza atıyor bu dönemde hoca. Ama 80'li yıllarda
Erzurum yöresine dönüp baktığımızda Erzurum yöresindeki projelerde çok aslında parlak bir süreçten bahsedemiyoruz. Çünkü bölge arkeolojisine dönük ufak tefek bazı işler var. Bunların içerisinde de en önemlisi bu dönemde yeni kurulmuş, daha doğrusu yeni kurulmuş olmasını demeyeyim de çünkü benim de üyesi bulunduğum Erzurum Arkeoloji Bölümü 40 yılını tamamladı. Bundan bir süre önce kitabını da yayınlamıştık. 50 yılı yaklaşıyoruz neredeyse süreç olarak. Bu dönemde yeni projelerle biraz daha dışarı dönük bir sürece giriyor bu bölüm. Ve ilk defa Sosoyuk'ta bir kazı çalışması yapılıyor. Ve aynı zamanda bu dönemde burada bulunan Semih Hoca bölgede bir dizi yüzey araştırması yürütüyor. Ve Erzurum yöresi hakkında da bilgilerimiz Koşay'dan sonra bir kez daha canlanma sürecine giriyor. 90'lı yıllara geldiğimizde 90'lı yıllarla beraber bölge arkeolojisi özellikle yine ağırlık ve istiklet merkezi Urartu coğrafyası. Bu coğrafyada yine önemli projeler var. Bunların dışında da Altan hocamın başlattığı Ayeniz kazısı var. Daha sonra biliyorsunuz bundan 4-5 yıl önce de bayrağı bana devretti. Ayeniz projesini başlatıyor. Aynı zamanda bu dönem süreçte Veli hocanın kazıları var. Hem Karagündüz'de hem daha sonra kısa sürede olsa çok ses getiren Hakkari yöresinde çalışmaları var. Anzaf Kalesi'nde Oktay Hoca'nın çalışmaları devam ediyor süreç içerisinde. Ve aynı zamanda yine Van'da Altıntepe kazıları var. Veli Hoca'nın yürüttüğü. Bunlar birçoğu müze katılımı kazılar olarak sürmekte. Ve bu dönemde tabii sadece kazılar üzerinden konuşuyoruz ama bunun yanında bir dizide önemli surveyler devam ediyor. Bölge arkeolojisini daha zenginleştiren, potansiyelini göz önüne koyan, bazı sorulara dar çerçevede de olsa cevap verebilen çok önemli sistematik surveyler de var. Bu surveyler dediğim gibi biraz önce ifade ettiğim gibi hocalarımız tarafından başlatılıyor. Burnley'le başlayan, Veli hocalarla, Tay hocalarla devam eden, Aynur hocanın sonra çok önemli surveyleri ve projeleri var bölgede. Surveylerle devam ediyor ama dediğim gibi surveyler benim şahsi görüşüm çok önemli. Kesinlikle yatsınmasa da çok önemli sorulara cevap verse de bu soruların teyit edilmesi veya tamamen sorunun çözümü ne yazık ki kazılarla sağlanabiliyor. O yüzden sistematik kazı olmadığı sürece surveyler bir yerde benim şahsi kanaatim bir yerde dediğim gibi tıkanmaya da getiriyor beraberinde. Tabakalanmayla ilgili temel sorunlara dönük, bölgesel dinamiklere dönük bir dizi sorunu çözmek için muhakkak ve muhakkak o merkezlerin birisinde veya birkaçında kazı yapmak durumundayız. Tekrar 90'lı yıllardan çok kısaca bahsetmek gerekirse 90'lı yıllardaki belki de en önemli doğal doğrultudaki kazılar veya projelerin içerisinde bence Erzurum Kars yöresi için Sagona'nın bundan bir süre önce kaybetti kendisini diye saygıyla yad ediyorum. Aynı zamanda hocam diye de kabul ediyorum. Süreçte evet. Önemli. 90'lı yılların başında Bayburt'ta ilk surveyini ve kazılarını başlatıyor. Büyüktepe ile beraber hemen arkasından ise biliyorsunuz Erzurum'da Pasinler Ovası'nda 7-8 sezon Sosoyuk kazılarını sürdürüyor ve gerçekten Kuzeydoğu Anadolu'nun Erzurum Kars yöresinin arkeolojisini biz bugün onun sayesinde çözebiliyoruz. Çünkü bölgedeki ilk sistematik kazıyı kendisi yürütüyor. Onun dışında Koşay'ın kazıları olsun, daha sonra yapılan kazılar olsun, bunlar kısa süreli ve sistematik olmaktan ne yazık ki erken dönem kazıları olduğu için uzak olan kazılar. O yüzden 90'lı yıllara belki de damgasını vuran Erzurum Kars yöresi için Sogara'nın projeleri oluyor. Ama dediğim gibi o dönemde önemli surveyler de var. Mesela bunların arasında yine saymadan geçemeyeceğimiz Muş yöresi çok bakir bir bölge, hiç bilmediğimiz bölge. İlk buradaki araştırmaları Gürüz hocamla beraber Amerikalı bir bilim adamı Rothman'la birlikte 90'lı yıllarda ilk surveyi yapıyor bölgedeki sistematik ve bu bölgeden çok önemli veriler elde etmesi sağlıyor ve Muş hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Daha sonra bunu son yıllarda herhalde son 4 yıla kadar yanılmıyorsam Van Üniversitesi'nden Hanifi Hoca devam ettirdi ve bölgenin zenginliğini, arkeolojik potansiyelini daha da gözler önüne serdi. Daha sonra 2000'li yıllara geldiğimizde, 2000'li yıllar yani günümüz Doğu Anadolu arkeolojisi diyorum ben bu sürece. Bu süreçte yine belli bölgesel bazda projeler ve kazılar yoğunluklu olarak devam ediyor. Ağırlık gene bu süreçte
Urartu kültürü bağlamı olarak Van Gölü Havzası'nda veya Urartu coğrafyasında daha çok karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Ayeniz kazıları kesintisiz olarak devam ediyor 2000'li yıllar boyunca. Zaten 90'ların sonunda başlamıştı. Onda bir sıkıntımız yok. Ama onun dışında dediğim gibi biraz önce ifade ettim. Özgüç'ün başlatmış olduğu kazıları Mehmet Hoca başarılı bir şekilde 2000'li yıllar boyunca hala devam ettiriyor. Ve onun dışında bu bölgede kısa süreli ilk defa kurtarma kazıları gündeme geliyor. Bunlar da ülkenin ve coğrafyanın, bölgenin daha doğrusu dünyanın arttığı enerji ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen boru hattı, petrol ve doğalgaz boru hattı projeleri kapsamında yapılan surveyler ve kazılar var. Bu bağlamda da özellikle Erzurum Arkeoloji Müzesi ve Kars Müzesi birçok projeye dahil oluyor ve proje kapsamında danışmanlarla beraber çok önemli kazılar yürütüyorlar. Erzurum Müzesi ile beraber yapılan çalışmaları saymamız gerekirse işte ilk başta Erzurum ve Kars yöresinde yapılan bir dizi kazı çalışması var. Bakü Tiflis Ceyhan Bor Hattı ile başlıyor bunlar. Ve bu bağlamda Yücel Şenyurt Hoca'nın da katılımıyla Erzurum Müzesi'nin kontrolünde kazılar yürütülüyor. Ondan sonra Tasmasor'da, Tetikom'da, Kars'ta, Salzberg'de, Ardahan'da bu kazılar yürütülüyor. Ve bu dönemde çok önemli projeler ve çok önemli veriler elde ediliyor. Daha sonra son dönemde bu kurtarma kazıları aynı şekilde devam ediyor. En son geçen sene, son iki sezonu çok başarılı bir şekilde yürütülen Alaybey Höyüğü var. Erzurum Müzesi ile beraber Erzurum Müzesi Arkeologlarından Gülşah Altun Kaynak benim de aynı zamanda doktora öğrencimdir. Bu projeyi başarılı bir şekilde yürütüyor. Hatta bir süre önce de kitabını çıkardık yine bu çerçevede. O da önemli bir çalışmaydı. Çünkü bunlar sistematik kazı olma şansına da erişiyorlar. Çünkü bir şekilde bu kazıların bütçeleri bizim normal kazılarımıza göre biraz daha kapsamlı olduğundan eğer profesyonel ellerine içerisindeyse bu projeler her türlü sistematik çalışma yapılabiliyor ki Alay Bey bunun çok güzel bir örneği bana kalırsa. Çok güzel bir kitabı yayınlandı. Bütün verileri tek tek ele alındı. Arkeobotanikten tutun arkeozoolojik verilerine kadar ve bölge coğrafyasına hatta etnoarkeolojisine kadar her şeyi kapsamlı olarak incelendi. Bu anlamda baktığımızda evet bu kurtarma kazıları bazen bir şans olarak bize dönebiliyor. Bu Alay Bey bunun bence çok güzel başarılı bir örneği. Ve bu süreçte geldiğimizde bugün baktığımızda bölgedeki kazılara ne yazık ki kesinlikle arkeolojik potansiyelinin zenginliğine rağmen Doğu Anadolu hak ettiği bir durumda değil. Çok az kazımız var. Bugün baktığımızda Bakanlar Kurulu kararlı ve bakanlığımız tarafından desteklenen kazı sayısı bir elin parmağını geçmeyecek sayıda. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da Urartu kazısı. Höyük kazısı dediğim gibi hiç yok denecek kadar az. Aslan Tepe'yi saymazsak eğer sistematik olarak devam eden höyük kazısı yok. Ve bence bölge arkeolojisindeki temel sorunları çözebilecek olan kazı höyük kazısıdır. Tabii kaleler de önemli. Urartu kaleleri de çok önemli. Ama bunlara rağmen biz kesinlikle höyük kazısıyla desteklenmiş kale kazılarının çözüm üretebileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında bir de bölge arkeolojisine dönük temel problemlerden bir tanesi de bölgesel dağılımdaki dengesizlik. Yani mesela Van bölgesini iyi biliyoruz. Yukarı Fırat Havzası'nı kısmen iyi biliyoruz. Erzurum Kars yöresi dediğim gibi Erzurum ağırlıklı olmak üzere kısmen biliniyor ama onun dışında hiç bilmediğimiz coğrafyalar var. Yani Doğu Anadolu'nun içerisinde araştırma bakımından baktığımızda Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Bitlis ve Hakkari yörelerine ait hiçbir bilgimiz yok. Sistematik yapılmış, tabakalanması ortaya konmuş bir kazımız bu saydığım illerin hiçbirinde söz konusu değil. Diğerlerinde kısmen var. Surveylerle zenginleşiyor ama surveyler her şeye bir çözüm değil. Ve baktığımızda aslında 150 yıllık bir geçmişe sahip Doğu Anadolu arkeolojisi. Ama sorunları nedir derseniz hala sayabileceğimiz temel bir sürü sorun var. Bölgeler arası ilişkileri bilmiyoruz. Bölgesel dinamiklerini çok net ortaya koyamıyoruz. Bölgede Doğu Anadolu arkeolojisi deyince aklımıza hemen ilk etapta Urartu geliyor. Evet çok önemli ve bölgede gözle görebileceğiniz çok önemli kalıntılar var. Kaleleri, tapınakları, anıtlarıyla beraber.
Ama onun dışında Urartu'nun öncesi ve Urartu'nun sonrası da çok büyük sorunsallar taşıyor. Ve bu sorunsalların çözümünde de olmazsa olmaz dediğim gibi sistematik ve düzgün yapılmış, yayınları iyi yapılmış kazılar ve özellikle de höyük kazıları olmalı diye ben düşünüyorum. Çok kısaca özetlemek gerekirse olay budur. Muhakkak unuttuklarım da olabilir. Mesela bölgenin prehistoryası çok önemli bir sorun. Hep bunları tartışıyoruz. Bununla ilgili de son dönemde yine ümit verici bir çalışmaydı. İsmail Hoca ile Berkay Hoca'nın yürüttüğü obsidyen yataklarındaki kazılar çok önemli bir projeydi. Ama dediğim gibi onlar da belirli ölçüde kaldı. Bilmiyorum bu dönemde devam ediyor mu etmiyor mu emin değilim. Çünkü çok kesin konuşamıyorum. Kazılar bazen devam ediyor bazen sürdürülemeyebiliyor. Ama bunlar ümit veren projelerdi. Onun dışında dediğim gibi Urartu arkeolojisinde hala çok kazımız olmasına rağmen hala çok temel problemlerimiz var. Urartu'nun bilmediklerimizi de yine çözebilecek olan sistematik kazılardır. O yüzden de ben birçok yerde ifade ediyorum. Bazen bu yanlış da düşünülebiliyor ama bana kalırsa Doğu Anadolu arkeolojisi çok zorlu bir coğrafya ve bu bölgedeki kazıları özendirmek gerekiyor. Evet, insanlar daha kolay coğrafyalarda kazı yapmayı tercih edebiliyorlar. Bu da doğaldır. Lojistik açısından, iklim koşulları açısından, ulaşım koşulları açısından olabilir. Ama bu bölgenin de bir realitesi var ve o yüzden de belki de buraya dönük bir pozitif ayrımcılık olmalı. Buradaki projeler, burada yapılması düşünülen projeler ayrıca desteklenmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok özel bir coğrafya ve bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben yorumları bir açıp tekrar bir kapatacağım hocam. Birkaç tane soru vardı özelden de geldim. Tabii bence daha keyifli olur, daha verimli olur. Arkadaşların soruları varsa bunun üzerinden konuşalım. Hocam malumunuz şu sıralar bir pandemi yaşıyoruz ve birçok alanlarda her şeyde bir kısıtlama geldi. Bu sene Ayanis kazısı olacak mı? Devam edecek mi? Öyle bir soru vardı hocam. Yani aslında Türkiye'deki sadece Ayanis'i değil, buradaki bakanlığımız tarafından desteklenen ve izin verilen bütün kazıların genel durumu. Hı-hı. Ama tabii biz şu an bakanlığımızdan bize resmi olarak iletilen herhangi bir şey yok. Ama sadece aldığımız duyumlar doğrultusunda bu sene belirli koşullarda ve belirli kriterlerde, tüm alanlarda olduğu gibi kriterlerde kazıların yapılacağı yönünde duyumlarımız var. Ama bize resmi olarak ilan edilmiş olan herhangi bir şey söz konusu değil. Temennimiz olacak yönünde. Ama tabii belki de her seneki gibi rahat ve daha geniş kapsamlı katılımlı bir kazı olmayabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Şeyden bahsetmek istiyorum hocam biraz da. Bu Karas, Pulurayık, Güzel Hava Höyük. Yani şu anki durumları ne durumda hocam? Ve buralar tekrar bir yeniden çalışma olabilecek düzeyde mi? Höyükler. Aslında ben burada dersim kapsamında her sene bahar aylarında öğrencileri muhakkak bu höyüklere bir kez daha götürürüm. Çünkü burada anlattığım Karas ve Karas kültürü diye tanımlıyoruz. Çünkü yöresel ismiyle daha çok Karas diye biliniyor. Karas kültürüyle ilgili verdiğim dersten sonra araziye götürürüm ve her sene biz burayı gezeriz. Son iki yıldır gidemedik. Bazı durumlardan ötürü denk gelemedi çünkü. Böyle olunca da höyükleri görme şansımız olur her sene ve her sene biz onların uğradığı tahribatı daha yakından görüyoruz. Aslında baktığımızda özellikle Karas ve Güzelova höyüklerinde çok ciddi ve büyük bir tahribat var. Hele Güzelova'dan geriye çok az bir şey kalmış. Karas kısmen ama bunların içerisinde en şanslısı Pulur. Ben doktoramda da orada bir sondaj yapma şansım olmuştu. Hatta şimdi de tekrar Pulur'da bir kazı yapma ihtimalimiz var. Burada benim de ana bilim dalımda öğretim üyesi olarak bulunan Rabia Hanım bununla ilgili bazı çalışmalar yaptı. Eğer doçentliğini aldıktan sonra bakanlığımızdan da destek ve izin alabilirse Pulur'da tekrar bir çalışma başlatmak istiyor. Çünkü Pulur gerçekten bu anlamda çok önemli bir alan ve çok önemli verileri var, çok zengin buluntuları var. İnşallah başlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bir soru daha geldi şimdi. Hocam Urartu'yu ve Ayanis Kalesi'ni anlayabilmek için Kef Kalesi'nde herhangi bir çalışma yapılacak mı? Arkeolojik bir çalışma? Evet, yani aslında bununla ilgili bir çalışma başlaması söz konusuydu. Özellikle Bitlis Üniversitesi Arkeoloji Bölümündeki hocalarımız bununla ilgili bazı çalışmalar başlatacaklardı. Onlarla ilgili ön görüşmeler yapmıştık. Ama şimdiki son durumu nedir bilmiyorum. Özellikle Kef Kalesi'nde bir kazının veya bir projenin, bir çalışmanın başlaması bizim açımızdan çok önemli. Niye? Çünkü Ayanis'le
Kef Kalesi çağdaş iki kale ve aynı kral tarafından kuruluyor ve birbirine kuş uçumu olarak çok uzak olmayan mesafeler. Arada bir göl var ama benim şahsi görüşüm her zaman için bunlar bir ilişki halindeydi. Hatta bununla bağlantılı bizim bazı nasıl söyleyebilirim arkeolojik boyutta, deneysel arkeoloji boyutunda projelerimiz de söz konusu. Özellikle göl üzerinden biz bir iletişim olduğunu düşünüyoruz Ayenis ile Kef Kalesi arasında. Ve Urartuların gölü aktif olarak kullandığını tahmin ediyoruz. Ve bu bağlamda da biz Bursa Uludağ Üniversitesi ile oradan Serkan Hoca ile beraber Mustafa Hoca'nın da desteğiyle son iki yıldır bir su altı çalışması yürütüyoruz. Bu sene üçüncü yılımız olacak inşallah izninizi alabilirsek. Yani Van Gölü'nde Urartular tarafından bir kullanım var mı ve buna ait izler var mı, liman kalıntıları var mı? Ve nasıl bir ulaşım sağlanabilir? Bununla ilgili çalışmalarımız var. Tabii Kef Kalesi'nde de böyle bir proje hayata geçirilirse bizi daha da güçlendirir, daha da heyecanlandırır. Umarım başlar ama somut olarak benim bildiğim bir görüşmeler var ama herhalde alınmış ve başlamış olan bir proje yok. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam diğer bir soru var. Bölgede malumunuz son derece geniş obsidyen yatakları var. Bunların en önemlileri hangileri ve bunların yayılım alanları hakkında bir bilgi verebilir misiniz hocam? Aslında obsidyen tabii çok farklı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Litikçilerin daha çok ilgi alanı ama biz bununla ilgili bazı ufak tefek çalışmalar yaptık. Ama tabii bu dönemde aslında bu sorunun muhatabı İsmail Hoca ve Berkay Hoca. Onlar çünkü bu bölgedeki obsidyen yatakları üzerine daha kapsamlı çalışmalar yaptılar. Biz de onun dışında yine Fransa'dan bir arkeolog arkadaşımızla beraber bir dönem özellikle yataklar üzerine çalışma yaptık. Sarı kamış bu anlamda çok önemli bir alan biliyorsunuz obsidyen yatağı bakımından. Zaten obsidyenciler de bunu bilecektir veya beni teyit edeceklerdi doğruluğunu. Anadolu'da iki büyük zon var, obsidyen zonu var. Biri Kapadokya zonu, biri de Doğu Anadolu zonu olarak biliniyor. Hı hı. Ve bu zon daha çok dediğim gibi sarı kamıştan pasinlere ve aynı zamanda da Süphan'a doğru inen zon. Orada İsmail Hocaların yaptığı surveyler, kazılar var meydanda. O yüzden de onların daha çok bileceği bir alan ama bölge bu açıdan son derece önemli ve zengin. Ama tabii biz bunu kazılarla, atölyelerin desteklenmesi dediğim gibi İsmail ve Berkay Hocaların devam edeceği projelerle netliğe kavuşacaktır. Çünkü biz sadece yatakları biliyoruz ama bunların antik dönemde kullanımı olup olmadığını ve bunların ilişkilerini çok net ortaya koyamıyoruz. Ama bizim yaptığımız bir projede yine Fransız bir Catherine Hanım'la yaptığımız projede pasinler ve sarı kamış arasından giden obsidyenlerin Kuzey Suriye'deki merkezlerde bile çıktığını görmüştük. Demek ki bir ilişki ağı var. Aynı zamanda Ermenistan'daki Neolitik merkezlerde de sarı kamıştan giden yatakların kullanıldığına dair de veriler elde ettik. Hani bölgede obsidyene dayalı çok geniş bir iletişim ve ilgi ağının olduğunu tahmin ediyoruz. Ama tabii bu bizim uzmanlık alanımızın dışında bir şey. Bunu litikçiler ve prehistoriciler daha iyi bilir. Teşekkürler hocam. Hocam şimdi bir soru geldi. Ayarins Kalesi'ndeki Halde Tapınağı'ndaki ateş kültürüyle işte Persler'deki ateş kültürü biraz karşılaştırabilir misiniz diye bir soru geldi hocam. Evet, aslında şimdi burada bizim Urartu dini ve Urartu tanrılarına yapılan ritüeller ve tapınlar hakkında en büyük bilgi kaynağımız Ayenis Kalesi ve Ayenis Kalesi'ndeki tapınak alanı. Tapınak alanından bununla ilgili Altan Hocam'ın da yaptığı birçok yayın var biliyorsunuz. Ve bu yayınlardan biz Urartu tanrılarına nasıl tapınımlar ve ritüeller yapıldığını az çok bilebiliyoruz. Ve burada hatta ilginç bir makalesi vardır hocamın. Ateş, tohum ve silah başlığı adı altında. Güzel bir şekilde değerlendirmiştir bunu. Bunun içerisinde ateş önemli bir yere sahip ve bununla ilgili de yine bizim Ayenis ekibinden Mahmut Bilge Baştürk, Urartu dini konusunda ve ateşle ilgili de çok kapsamlı, güzel bir tez hayata geçirdi. Ama tabii dediğimiz gibi Urartu'yla, Urartu'dan sonra devam eden Pers, Akamelit kültürü arasındaki ilişki bazında nasıl bir beraberlik veya nasıl bir birliktelik var? Bununla ilgili hala bazı handikaplarımız ve boşluklarımız var. Çok net ortaya koyamıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Doğu Anadolu kültürlerinde ateş çok önemli bir yere sahip. Bu sadece aslında Urartu Akamelit arasında değil. Benim de çalışma alanım olan Karas kültüründe veya Kuraras kültüründe de ocak ve ateş tapınımı çok önemli bir yere sahip. Şimdi coğrafyayı dikkate aldığınızda zorlu bir coğrafya, soğuk bir coğrafya iklimsel açıdan, o nedenle de bu insanların hayatında ateş çok önemli bir yere sahip olmalı. Kaldı ki diğer uygarlıklarda da biz antik Yunan'da da Roma'da da
veya Hitit'te de ateşi görüyoruz, ateşin önemini görüyoruz ama aralarındaki organik bir bağa ait elimizde çok somut kanıtlar yok. Ama tabii ki biz ateş kültürünü ve ateş kültürü daha doğrusu ve bununla bağlantılı olarak Akameniti, ateş gedeleri daha çok oradan tanıyoruz biliyoruz. Ama biz aynı şekilde Aenis Tapınağı'nda da bu şekilde yanan bir ocak olduğunu ve bu ocağın sönmemesi gerektiğini yazıtlarla ortaya koymuş durumdayız. Demek ki bu şekilde bir organik bağ aslında daha detaylı araştırılırsa ve linguistik açıdan verilerle desteklenirse çok güzel sonuçlar ortaya çıkabilir. Abi sürpriz değil. Doğu Anadolu kültürlerinde bu anlamda ateş bağlamında bir devamlılık çok net bir şekilde bence bulabiliriz gibi geliyor. Teşekkürler hocam. Hocam bir soru daha var. Hocam özellikle Van Gölü, Van Gölü'nde su altı arkeolojisi üzerine bir çalışmalar gerçekleşecek mi? Böyle bir çalışma olabilir mi diye bir soru geldi. Evet, aslında biraz önce de ifade ettiğim gibi biz 3 yıldır bu projeleri yürütüyoruz Uludağ Üniversitesi ile beraber ve su altı araştırmalarını sürdürüyoruz ama sistematik olarak geniş kapsamlı bir çalışma henüz başlamadı. Bunlar aslında bir tür ön çalışma ve bir tür yüzey araştırması kabul edilebilecek olan çalışmalar. Ve aslında burada Serkan Hoca ekibiyle beraber her sene geliyor. Beraberimizde göl kıyısında özellikle Aenis sahili diye tanımladığımız alanda kapsamlı ve sistematik araştırmalar yapıyorlar. Bu sene bir diğer alanda çalışacağız. Çünkü doğu alanında çalıştık. Bu sene herhalde yanılmıyorsam batıya doğru olan yani Tuşba başkente doğru olan sahilde araştırmalar yapacağız. Ve burada liman veya benzeri kalıntılar var mı onlara bakıyoruz ama gölün açık alanlarında tamamen su altına dayalı çalışmaları ve kapsamlı dalışları önümüzdeki sezonlarda planlamayı düşünüyoruz. Tabii bu konuda da zaten bütün inisiyatif aslında dediğim gibi Serkan hocalardı. İşin uzmanı onlar. Onlar bize bir yol haritası çıkarıyorlar. Biz oradan hareket ederek ne yapabiliriz üzerinde hareket ediyoruz. Ve bizim buradaki dediğim gibi acaba iki kale arasında biraz önce ifade ettiğim gibi çağdaş olan Aenis ile Kef Kalesi arasında bir iletişim ağı var mıydı? Veya Urartular Van Gölü'nü nasıl kullandılar noktasından hareketle biz bu projeyi başlattık. Ama bir de şu var yani Urartu arkeolojik materyaline baktığımızda göle dair çok az veriye sahibiz. Van Gölü'ne baktığımız Van Gölü ile ilgili Urartu yazıtlarında bize somut olarak bir bilgi verilmiyor. Veya Urartu tasvir sanatına baktığımızda gölle ilgili veya göl üzerinde ulaşım ve iletişimle ilgili herhangi bir gemi tasviri vesaire söz konusu değil. Ama şunu da biliyoruz. Van Gölü üzerindeki adaların birçoğunda orta çağda çok yoğun bir şekilde ilişki kurulan manastırlar var. Yani göl üzerinden bir iletişim muhakkak vardı ve yıllarca da bu devam etti. Son 50 yıla kadar göl üzerinde ciddi bir trafik olduğunu da biz biliyoruz. Ama Urartular bunu ne şekilde kullandı, nasıl bir ilişkileri vardı göl üzerinde veya gölle bağlantılı? Bunlara çok net cevap veremiyoruz. Bu yüzden de sualtı projelerini geliştirdik. Eğer bu süreç devam ederse karşımıza daha iyi sonuçlar çıkacak diye temenni ediyorum. Teşekkürler hocam. Hocam bir soru daha var. Sormak istiyorum. Bu Karas kültürünün işte Levant'a kadar uzandığı alanları arkeolojik verilerle bilebiliyoruz hocam. Peki Anadolu'da işte Doğu Anadolu'dan batıya doğru ne kadarlık bir alana yayılmış olabilir? Bununla ilgili bilginiz var mı? Doğu Anadolu için mi sınırlarımızı soruyorsunuz? Hocam Doğu Anadolu'yu biliyoruz. İşte Levant'a kadar gittiğini Karas kültürünün özellikle. Peki bunun Doğu Anadolu dışında Anadolu'nun özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine kadar yayılımı var mı? Onunla ilgili aslında bu çok ilginç bir soru. Bununla ilgili de biz epeyce üzerinde düşündük. Epeyce üzerinde bazı temel verilerimiz var. Ama sınırlarını çok net olarak çizemiyoruz. Bildiğimiz gibi aslında Karas kültürü olarak tanımladığımız kültür, Kuraras kültürü. Kafkas Dağları'ndan Toros Dağları'na kadar, Hazar kıyılarından İç Anadolu platosuna kadar yayılan çok geniş alana yayılan bir kültür. Ve bu kültürün yayıldığı sınırları çizebilmek çok kolay değil. Çünkü bölgesel varyasyonları da var. Mesela Orta Anadolu'ya geldiğinizde Karas seramiğini andıran geç Kalkolik'ten itibaren bildiğimiz siyah açkılı seramikler karşımıza çıkıyor. Mesela yine Giresun civarında yine bir arkadaşımızın yaptığı araştırmalarda çok ilginç
Karas seramiğini andıran ve hatta bence ben tam net göremedim ama Karas seramiği bile olabilecek parçalar var. Yani Karadeniz'in Giresun'una kadar gidebildi mi kazılarla bunu netleştirmemiz lazım. Yani onun dışında mesela İç Anadolu'ya dönük gelip bakıyoruz. Fikri Hoca'nın bundan bir süre önce yaptığı Kültepe'deki sondajlardan da siyah açıklı bazı seramikler ele geçti. Bunlar da bizi çok şaşırttı. Yani İç Anadolu'nun kendi geleneğinde Kalkolitik çağdan itibaren kullanılan bir siyah açıklı seramik geleneği var. Ve bu seramiğin Karas seramiğiyle bağlantısı nedir onu da bilemiyoruz. Ama Karadeniz'e dönüp baktığımızda Bayburt Ovası'na kadar çok net bir şekilde yani iç Karadeniz'in belirli bir kesmeye kadar yayıldığını biliyoruz ama sahile kesinlikle ulaştığına dair elimize bir veri yok. Ama Anadolu'nun geniş bir coğrafyasında bir yayılım buluyor. Ve burada önemli olan yayıldığı alan değil, kendi dinamikleriyle bulunduğu bölgenin dinamikler arasındaki ilişkiler çok önemli. O nedenle de sınırlarını çizerken her bölgenin kendi kriterini ve ayrıntısını dikkate almak zorundayız. Hocam çok teşekkür ederim bugünkü yayınımız için. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik hocam. Çünkü 5 dakika falan kaldı. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugün Mehmet hocamızı konuk aldık. Yarın söyleşimiz devam edecek. Doktor üzerinde söyleşimiz devam edecek. Yarın gene saat 9'dan bütün katılımcılarımızı bekleriz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.